Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalar'a bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyalar'ın bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz davaysa Soder ailesinin davası. Bu benim gerçekten uzun zamandır çok ilgimi çeken bir dava ve detaylı bir şekilde araştırıp size anlatabilmek için aslında bekliyordum. Çok gizemli bir dava çünkü bir yangının içerisinde yok olan insanlardan bahsedeceğiz. Çok çok ilginç bir vaka ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. İlk olarak George Soder'dan bahsedelim. Kendisi 1985 yılında İtalya'nın Tula, Sardinya bölgesinde dünyaya geldi. Ve o zamanlarki adı Giorgio Soder'ydu. 13 yıl sonra 1908 yılında abisiyle birlikte ABD'ye göç ettiler. Ama Ellis Island'a geldiklerinde, yani Ellis Adası'na geldiklerinde abisi hemen evine geri döndü. Onu terk etti orada. Fakat bunun sebebi hala bilinmemekte. George Amerika'ya geldikten sonra Pensilvanya demir yollarında iş buldu ve o zamanlar yaptığı iş bu demir yollarında çalışan diğer işçilere su taşımak, malzeme taşımak gibiydi. Kaç yıl sonra ise Smithers Batı Virginia'da sürücü olarak, yani araç sürücüsü olarak daha kalıcı olan bir iş buldu. Ve bundan birkaç yıl sonra da önce şantiyelere dolgu toprağı, daha sonra da bölgede çıkaran kömürü taşıyarak kendi nakliye şirketini kurdu. Bir gün George Music Box adlı bir yerel bir mağazaya girdi ve burada da mağazanın sahibinin kızıyla tanıştı. Kendisi 3 yaşında İtalya'dan Amerika'ya göç eden Jenny Sprani'ydi. İkili birbirlerine aşık oldular ve kısa süre içerisinde de evlendiler. Birlikte büyük bir İtalyan göçmen nüfusuna sahip olan Fayetteville yakınlarındaki iki katlı ahşap bir eve yerleştiler ve 1923 yılında da çiftin 10 çocuğundan ilki dünyaya geldi. George'un işi ise zamanla daha da başarılı olmaya başladı ve bu sayede yaşadıkları bölgedeki en saygın orta sınıf ailelerden birisi oldular. George ayrıca bazı konularda çok güçlü fikirlere sahipti ve bunlar konusunda hiçbir şekilde ikna edilemiyordu. Hatta bazen kendisiyle aynı fikirde olmayan insanları dışlardı. Özellikle İtalyan diktatör Benito Mussolini'ye sert bir şekilde karşı çıkıyordu. Bu da George ile göçmen topluluğunun diğer üyeleri arasında bazı tartışmalara yol açmıştı. Fakat her ne kadar fikirlerini çok açıkça herkese anlatmaktan, belirtmekten çekinmese de George geçmişi hakkında hiçbir şey söylemezdi. Özellikle de İtalya'dan taşınma nedenini sormalarına rağmen insanlara hiçbir zaman anlatmadı. Soder ailesi yaşadıkları evin böyle etrafında bulunduğu alana çiçekler dikerlerdi. Ve şimdi videoda bahsedeceğimiz olaylardan birkaç ay önce sonbaharda eve gelip böyle nakliye işi hakkında soru soran bir yabancı adam vardı. Kendisi geldiğinde evin arkasından dolandı ve iki tane sigorta kutusunu işaret etti. Bu bir gün yangına sebep olacak dedi ama bu George çok şaşırtmıştı çünkü George daha önce bu sigorta kutularını ve kabloları da bir yerel elektrik şirketine kontrol etti ve hiçbir sorun olmadığını söylemişlerdi. Soder çocuklarının sonuncusu Sylvia 1943 yılında dünyaya geldi. O zamana kadar en büyük ikinci oğulları Joe 2. Dünya Savaşı'nın sırasında orduda hizmet etmek için evden ayrılmıştı. Ertesi yılda Mussolini tahttan indirilip idam edildi. Ancak George'un merhum diktatöre yönelik eleştirisi bazı sert duygular bırakmıştı insanlar arasında. Kısa bir süre sonra bir başka adam gelip aile hayat sigortası satmaya çalıştı onu. Ve George bunu reddetti, istemediklerini belirtti. O reddedince bu adam şöyle tepki verdi. Lanet olası eviniz dumanlar içinde kalacak ve çocuklarınız mahvolacak. Mussolini hakkında yaptığın kirli sözlerin bedelini ödeyeceksin. Her ne kadar bu tehdit onları birazcık gerse bile çok da ciddiye almadı aile. Bir garip olay daha oldu. O yıl Noel'den önceki haftalarda George'un büyük oğulları okuldan gelirlerken bir şey fark etmişlerdi. Bu da onların sokağında durup bekleyen bir arabaydı ve bu arabanın içerisindeki kişiler özellikle Soder ailesinin çocuklarına gözlerini dikip bakıyorlardı sürekli. Her neyse, Soder ailesi 1945 yılı geldi ve o yıl Noel arifesinde kutlama yaptılar. O sırada en büyük kızları Marion, Fayetteville'in merkezinde bir dükkanda çalışıyordu ve 3 kız kardeşine sürpriz yapmak istemişti. Bu 3 kız kardeşi ise 12 yaşında olan
Martha, 8 yaşında olan Jenny ve 5 yaşında olan Betty'ydi. Onlara hediye olarak yeni oyuncaklar almıştı Marion ve sürpriz bir şekilde eve geldi, aileyle birlikte Noel'i kutladı. Ve küçük çocuklar o kadar heyecanlanmışlardı ki annelerine yatma saatlerinden biraz daha geç uyuyup uyuyamayacaklarını sordular. Bu sırada saat akşam 10'du ve Jenny de yani anneleri de onlara hala uyanık olan en büyük iki oğlanın ki bunlar da 14 yaşındaki Morris ve 9 yaşındaki kardeşi Louis'ti. İnekleri içeriye koymayı hatırladıkları sürece biraz daha geçe kalabileceklerini söyledi. Yani şartı buydu. Onlar uyumasın, bu işi halletsinler. Ondan sonra istediğiniz kadar oturabilirsiniz demişti. Aynı zamanda yatmadan önce tavukları da beslemelerini tembihledi. O sırada George ve günü babalarıyla birlikte çalışarak geçiren en büyük iki erkek çocuk ki bunlar da 23 yaşındaki John ve 16 yaşındaki George Jr.'dı. Çoktan uykuya dalmışlardı. Çocuklara kalan işleri hatırlattıktan sonra Jenny de Sylvia'yı ki Sylvia da bu sırada 2 yaşındaydı yanına aldı ve birlikte yatmaya gittiler. Gece 12.30'da evin telefonu çaldı ve Jenny bu telefonun sesine uyandı. Daha sonra cevaplamak için aşağıya indi. Arayan sesini tanıyamadığı bir kadındı ve yine kendisini tanımadığı birisini soruyordu. Arkadan da böyle kahkaha sesleri ve bardak şıkırdatmaları geliyordu. Böyle bardaklar şıkırdaması birbirine çarptığında. Jenny arayan kişiye yanlış kişiyi aradığını söyledi ve bunu söyledikten sonra hatırladığı kadarıyla telefondaki kadın böyle garip bir şekilde kahkaha atmıştı. Daha sonra Jenny telefonu kapattı ve yatağına döndü. Ama yatağa dönerken de bütün ışıkların açık olduğunu ve perdelerin çekilmediğini fark etti. Bu çocukların normalde ebeveynlerinden daha geç yattıkları zaman hani yapmakla görevli oldukları bir şeydi. Perdeleri çekmeleri, ışıkları kapatmaları. Jenny baktığında Marion'ın oturma odasında uyuyakaldığını gördü ve diğer çocukların da hani odalarına geri döndüklerini, odalarında uyuduklarını tahmin etti. Perdeleri kapatıp ışıkları da söndürdü ve bu şekilde yatağına döndü. Fakat gece 1'de Jenny evin çatısına böyle sert bir cismin çarpmasının sesini duydu. Ardından da duyduğu şey her neyse bu çarpan şey onun yuvarlanması sesini duydu. Fakat daha sonra tekrardan uykuya daldı. Yarım saat sonra falan ayrı bir şeyden dolayı uyandı. Bu sefer duman kokusu almıştı. Ve ayağa kalktığında gördüğü şey şuydu. George'un ofisi için kullandığı odanın telefon hattı ve sigorta kutusunun da çevresinde yangın başlamıştı. Jenny derhal George'u uyandırdı ve George da gidip büyük oğullarını uyandırdı. Onlara da kardeşlerini uyandırmalarını söyledi. George ve Jenny evden çıkmayı başardılar. Onlarla birlikte de çocuk Marion, Sylvia, John ve George Jr. evden kaçmayı başardı. Üst kattaki çocukları da hani sürekli bağırdılar, seslendiler, kalkın uyanın diye. Ama onlardan hiçbir ses çıkmıyordu. Ve yukarı çıkmaları da mümkün değildi. Çünkü merdivenler çoktan alev almıştı. Çocuklardan John, yangından sonraki ilk polis görüşmesinde kardeşlerini uyandırmak için çatı katına çıktığını söyledi. Ama daha sonra hikayesini değiştirdi ve kardeşlerine sadece aşağıdan seslendiğini belirtti. Ve hani yardım bulma çabaları da beklenmedik bir şekilde hiçbir işe yaramadı ailenin. Çünkü ev telefonları çalışmıyordu. Bu yüzden Marion itfaiyeyi aramak için bir komşunun evine koştu. Yakınlardaki bir sürücü de arabasından alevleri görmüştü. Ve kendi yakınında olan bir meyhaneye gidip durumu bildirmişti. Polisi aramalarını söylemişti. Ama onlar da başarısız oldular. Çünkü söylenenlere göre ya telefonlar bozulmuştu ya da operatöre bir türlü ulaşamamışlardı. En sonunda bu sürücü, bahsettiğim sürücü, şehir merkezindeki başka bir telefondan itfaiyeye ulaşmayı başardı. O sırada George da yalınayak bir şekilde duvara tırmanmıştı ve tavan arasındaki bir pencereyi kırmıştı. Hatta bu sırada kolunu da kesmişti. Aslında amaçları oğullarıyla birlikte bir merdiven böyle dayayıp tavan arasına çıkıp oradaki diğer çocukları da kurtarmaktı. Ama normalde her zaman evin karşısında duran merdiveni bu sefer bulamadılar. Orada değildi ve yakınlarda nerede aradılar? Varsa da ortaya çıkmadı merdiven. Yangını söndürmek için kullanabilecekleri bir su dolu bir fıçı vardı aslında. Ama ona gittiklerinde onun da buz gibi donduğunu gördüler. Yani bildiğiniz buz kütlesi olmuştu katı bir halde. Bu da işe yaramayacaktı doğal olarak. Daha sonra George işte kullandığı iki tane kamyoneti vardı. Bu iki kamyonu da evin böyle şeyinin penceresinin aşağısına çekmeye çalıştı. Hani bunların üzerine çıkarak onları merdiven gibi kullandı.
kullanıp çocukları kurtarmaya çalışacaktı. Ama önceki gün, yani o gece olmadanki gündüz, mükemmel derecede çalışan iki kamyonda o gece çalışmadı. Ve aile resmen hüsrana uğramıştı. Yani çok çok korkunç, ama sonraki 45 dakika boyunca evin yanmasını seyretmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Bundan dolayı da diğer 5 çocuğun da yangında öldüğünü varsayıyorlardı. O sırada daha önce dediğim gibi savaş vardı ve savaş nedeniyle görevli sayısı azdı itfaiyede bulunan ve bundan dolayı itfaiyeler sabaha kadar yanıt vermedi. Ertesi gün Şef Morris itfaiye aracını kendisi kullanarak gelmeye çalıştı ama bu aracı kullanmayı bilmediği için başarısız oldu. Bu yüzden yardımın gelmesi daha da gecikti. Çünkü aracı kullanmayı bilen birisini beklemesi gerekiyordu. İtfaiyeciler, ki bu itfaiyecilerden birisi Jenny'nin bir kardeşiydi, Soderler'ın bodrumunda, yani daha doğrusu evinden kalanlarda kalan küllere bakmaya başladılar artık yangından sonra. Ve sabah 10'da Şef Morris Soder ailesine çocuklara ait herhangi bir kalıntı, kemik vesaire bulamadıklarını söyledi. Bu konuda başka anlatımlar da var. Bunlardan birisi üstün körü bir arama yaptıklarını söylüyor. Birisi de aslında birkaç kemik ve iç organ bulmuş olduklarını fakat aileyi söylememeyi seçtiklerini belirtiyor. Ama Şef Morris kendisi yangının çok sıcak olduğunu tahmin ediyordu ve bundan dolayı da çocukların hiçbir kalıntısı kalmadığını, tamamen yandıklarını düşünüyordu yangında. Ve yine Morris eyalet itfaiye teşkilatının daha kapsamlı bir soruşturma yürütebilmesi için George'dan ve aileden eve dokunmamalarını istedi. Her ne kadar dayanmaya çalışsalar bile 4 gün sonra George ve karısı artık bu manzarayı seyretmeye dayanamadılar ve bu evi bir anıt bahçesine dönüştürmek istediklerine karar verdiler. Bu amaçla da bölgenin, yani evin olduğu yerin üzerine 1,5 metre buldozerle toprak koydular. Yerel adli tabip ise ertesi gün bir soruşturma başlattı ve yangının hatalı kablolama nedeniyle meydana gelen bir kaza olduğuna karar verdi. Ama jüri üyeleri arasında Mussolini karşıtı sözleri nedeniyle George'u evinin yakılacağı ve çocukların yok edileceği konusunda tehdit eden o adam da vardı. 30 Aralık tarihinde 5 çocuk için ölüm belgeleri verildi. George ve Jenny 2 Ocak 1946'daki cenazeye katılamadılar, yasta oldukları için dayanamayacaklarını söylediler. Ama hayatta kalan diğer çocuklar cenazeye katıldı. Yangından kısa bir süre sonra artık aile hani biraz kendine gelmeye başladığında bu yangınla ilgili bütün resmi bulguları da sorgulamaya başladılar. Eğer elektriksel bir sorundan kaynaklanıyorsa ailenin Noel ışıklarının yangının ilk aşamalarında gücünün kesilmesi gerekirken neden hala açık kaldığını anlayamıyorlardı. Hatta daha sonra yangın gecesi bu kaybolan merdiven vardı ya, onu evden 23 metre uzaklıktaki bir toprak setinin üzerinde buldular. Ayrıca bir tamirci de Soder ailesine evin telefon hattının yangında hani ilk başta düşünüldüğü gibi böyle yanmadığını, tam aksine birisi direğe tırmanmıştı ve kabloyu kesmişti. Ayrıca yangın sırasında komşuların bazıları ailenin mülkünden bir blok çalan bir adam görmüşlerdi. Ve bunu polise ihbar ettiler. Bu adam da yakalandı ve tutuklandı. Kendisi hırsızlığını itiraf etti ve elektrik hattı olduğunu düşünerekten bu telefon hattını kesen kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Ama yangınla bir ilgisi olmadığını belirtti. Ama bu konuda açıklanmayan çok şey var. Çünkü bu şüpheliyi tanımlayan hiçbir şey yok ortada. Yani nasıl göründüğü vesaire. Ve 1968 yılında Jenny bu konu hakkında şunları söyledi. Eğer ona göre bu adam elektrik hattını kesmiş olsaydı kocasıyla ve 4 çocuğuyla birlikte evden asla çıkamazlardı. Aynı zamanda Jenny hani çocukların bütün parçalarının yok olduğunu gerçeğini de kabullenmek istemiyordu yangında. Çünkü ev aletlerinin çoğunun parçalarını bulmuşlardı. Hatta böyle çatının teneke parçaları da bulunmuştu. Böyle külleri, bazı yerlerde külleri vardı. Bazı yerlerde ise kalan, yanmayan hala parçaları vardı. Ayrıca kendi evlerindeki yangının sonuçlarını başka bir yerde, böyle 7 kişilik bir ailenin yaşadığı bir evde çıkan yangınla karşılaştırdı. Ve o yangının haberlerinde okuduğu bilgiler, yangın sonrasında evin böyle kalıntılarının arasında yanan kişilerin iskelet parçalarının bulunduğunu belirtiyordu. Ayrıca Jenny tamamen böyle yok olup olmayacaklarını görmek için hayvan kemikleri yakmayı denedi. Bunu nasıl yaptığını düşünmek istemiyorum. Oraya hiç girmeyeceğim.
yani nasıl o kemikleri elde ettiğini. Ama hiçbirisi tamamen yok olmamıştı. Ayrıca Jenny'nin temasa geçtiği yerel bir krematoryumun çalışanı, cesetler 1090 derecede 2 saat yakıldıktan sonra bile insan kemiklerinin kaldığını söyledi. Ve bu ev yangınının olabileceğinden çok daha uzun ve sıcaktı. Soder ailesinin kamyonlarının çalışmaması da şüpheliydi. Çünkü George aslında telefon hattını kesen kişi her kimse bunu da yani kamyonetlerle de onun uğraştığını düşünüyordu. Ama damatlarından birisi 2013 yılında bir gazeteyle röportaj yaptı. O gece yangın sırasında George ve oğullarının böyle aceleyle kamyonetleri çalıştırmaya çalışırken yanlışlıkla motorları su bastırdığını düşündüklerini, yani böyle bir ihtimalin de olabileceğini öne sürdü. Bazı kişiler de Soder ailesine yapılan o gece anonim aramanın bu evdeki yangınla ve çocukların kaybolmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorlardı. Ama polisler bu aramayı takip ettiler ve aramayı yapan kadına da ulaştılar. Kendisi hiçbir şekilde alakasının olmadığını iddia etti. Bahar yaklaşırken Soder ailesi bu evin üzerine buldozerle, dediğim gibi, toprak koymuşlardı ya, onun üzerine çiçekler diktiler. 1946 yılında da yangının elektrik arızasıyla başlamadığını, hatta kasıtlı olarak başlatılmış olabileceğini gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Noel Arifesi'nde Fayetteville'den geçen bir otobüs şoförü bazı insanların eve ateş topları attığını gördüğünü iddia etti. Birkaç ay sonra da kar eridiğinde Sylvia yakındaki çalılıkta küçük, sert, koyu yeşil lastik top benzeri bir nesne buldu. George da eşinin yangından önce çatıda yüksek sesle bir gümbürtü sesi duyduğunu hatırlataraktan bunun bir el bombası olabileceğini düşündüğünü belirtti. Ve aile daha sonra yine bu yangının itfaiye şefinin vardığı sonucun aksine çatıda başlamış olabileceğini düşündüklerini anlattılar. Bazı görgü tanıkları da yangından sonra, yani yangın sırasında hatta, çocukları bizzat gördüklerini iddia ettiler. Yoldan yangını izleyen bir kadın ev yanarken bir arabanın içerisinde çocukların dışarıdan eve doğru baktıklarını gördüğünü söyledi. Ayrıca Fayetteville ve Charleston arasındaki bir dinlenme tesisinde çalışan bir kadın, yangından ertesi sabah bu çocuklara kahvaltı servisi yaptığını ve dinlenme durağının park yerinde de Florida plakalı bir araba olduğunu söyledi. Ayrıca aile bir özel dedektif tuttu. Çünkü polisin gösterdiği çabaların onların aradıkları şeyi bulmalarına yardımcı olmadığını düşünüyorlardı açıkçası. Ve C.C. Tinsley adlı bir özel dedektif tuttular. Ve Tinsley, size dediğim gibi, bir yıl önce aileyi tehdit eden adamın bu yangını kaza olarak değerlendiren adli tabip jürisinde yer aldığını öğrendi. Bunu da aileye söyledi. Ayrıca Fayetteville çevresinde Morris'in küllerde hiçbir kalıntı bulunmadığına dair Soders'a verdiği rapora rağmen daha sonra metal bir kutuya koyup gizlice gömdüğü bir kalp bulduğuna dair söylentiler de öğrendi. Morris söylediklerine göre bunu yerel bir bakana itiraf etmişti. O da George'la konuştuklarında bunu doğruladı. Ve bunun ardından George ve Tinsley Morris'e gittiler ve onunla yüzleştiler bu konuda. Ne diyorsun bunlar hakkında diye. Ve kendisi de ikisine metal kutuyu nereye gömdüğünü göstermeyi kabul etti. Ve kutunun içerisinde bulduklarını yerel bir cenaze müdürüne götürdüler. Cenaze müdürü inceledikten sonra bunun hiç ateşe maruz kalmamış bir taze sığır karaciğeri olduğunu söyledi. Ve daha sonra yine söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentilere göre de Morris aslında bu karaciğeri daha sonradan değiştirmişti. Yani o kutunun içerisine koymuştu. Ve hani Soder ailesinin de söylentilerle birlikte bunu bulup çocuklarının orada hayatlarını kaybettiklerine inanmalarını umuyordu. Aile bu sırada tabii ki her yeri araştırıyordu ve George, New York'ta kayıp kızlarından biri olan Betty'ye çok benzeyen bir genç bale sanatçısını bir dergi resminde gördü. Ve bunun ardından onunla iletişime geçmeye çalıştı. Ama tabii ki de yani bu talepleri reddedildi. FBI'nin ilgisini de çekmeye çalıştı bu konuyla alakalı. Bir kaçırma vakası olabileceğini düşünüyordu çünkü. Ama FBI'daki yönetmen Edgar Hoover mektuplarına bizzat yanıt verdi. Ve verdiği yanıtlarda da hizmet etmek istememe rağmen ilgili mesele yerel nitelikte görünüyor ve bu büronun soruşturma yetki alanına girmiyor dedi. Yerel yetkililer büronun yardımını talep ederse tabii ki de mutlulukla sizlere yardım ederim dedi. Ama George'un bütün çabalarına rağmen yerel yetkililer onlardan, yani FBI'den yardım istemeyi reddettiler. Ağustos 1949'da George, Washington DC'de bir patolog olan Oscar Hunter'ı evin arazisindeki toprakta yeni bir aramayı denetlemeye ikna edebildi.
Çok kapsamlı bir arama yapıldı ve bunun ardından çocuklara ait bir sözlük ve bazı madeni paralar bulundu. Ve aynı zamanda insan omurları olduğu ortaya çıkarılan kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları Smithsonian Enstitüsü'nde uzman olan Marshall T. Newman'a gönderildi. Ve onun yaptığı incelemenin sonucunda bunların hepsinin aynı kişiye ait olan bel omurları olduğu doğrulandı. Newman raporunda enine girintiler kaynaştığından bu bireyin ölüm yaşı 16 veya 17 olmalı. Normalde 23'te birleşen merkezler hala kaynaşmadığından en üst yaş sınırı 22 civarında olmalı dedi. Ama bu yaş aralığı göz önüne alındığında kemiklerin ailenin çocuklarından herhangi birine, yani içeride kalan çocuklarından herhangi birine ait olması pek olası değildi. Çünkü içerideki çocuklardan en büyükleri Morris o sırada 14 yaşındaydı. Ama aynı zamanda raporda hani 14 yaşındaki bir çocuğun bazen erken gelişim göstermesiyle omurlarının hani daha gelişmiş olabileceğini de belirttiler. Fakat buna rağmen düşük bir ihtimal olduğunu eklediler. Ayrıca en ilginç tarafı da Newman kemiklerin aleve maruz kalmadıklarını belirtti. Ve ayrıca bu kadar kısa süreli olan bir yangının çocukların iskeletlerini geride bırakması gerektiğini de belirterekten sadece omur kemiğinin bulunmasının çok garip olduğunu söyledi. Ve rapor sonucunda bu kemiklerin büyük ihtimalle George'un işte buldozerle alıp yıktığı topraktan geldiğini ve hani aslında başka bir yerde bulunduklarını ve oraya taşındıklarını ortaya çıkardılar. Daha sonra Tinsley kemik parçalarının yakındaki Hope Dağı'ndaki bir mezarlıktan geldiğini doğruladı. Ama neden oradan alındıklarını ya da yangın yerine nasıl geldiklerini doğrulayacak herhangi bir bilgi yoktu elinde. Ve Eylül 1949'da kemik parçaları George'a iade edildi. Şu anki konumları ise bilinmemekte. Soruşturma ve bulguları ülkenin dikkatini çekti ve Batı Virginia Yasama Meclisi 1950'de dava ile ilgili iki duruşma yaptı. Ancak daha sonra vali ve eyalet polis şefi Sodder ailesine davanın umutsuz olduğunu söyledi ve davayı eyalet düzeyinde kapattı. FBI eyaletler arası olası bir kaçırma olarak yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi ancak 2 yıl boyunca sonuçsuz ipuçlarını takip ettikten sonra onlar da davayı bıraktılar. Davayı çözmek için resmi çabalar sona ermişti anlayacağınız ama Sodder ailesi umutlarını kaybetmedi ve çocukların resimlerini içeren broşürler bastırdılar ve davayı en azından onlar çocuklardan birisine ulaşabilecekleri seviyede bile olsa çözebilecek kişiye önce $5,000 teklif ettiler, yani ödül verileceğini söylediler. Daha sonrası bu ödülü 10.000'e çıkardılar. 1952'de bazı yolların birleşim yerlerine ilan panoları astılar ve yeni görgü tanıkları ortaya çıktı kısa süre sonra. Çocukların yangından sonra görüldüklerini iddia ediyorlardı. Charleston Oteli'ni işleten bir kadın olan Ida Crutch Field, çocukların yangından yaklaşık bir hafta sonra gördüğünü iddia etti. Tam tarihi hatırlamıyordu söylediğine göre ama o gece, yani bu bir hafta sonraki bir gece, İtalyan görünümlü çocuklar otele yanlarında bir erkek ve bir de kadınla birlikte gelmişlerdi, yetişkin olan. Kadın çocuklarla konuşmaya çalışmıştı ama o böyle bir şey yapmaya kalkışınca yanında gelen adam ona kötü kötü bakmıştı ve arkasını dönüp hızlıca İtalyanca konuşmaya başlamıştı. Bunun ardından ise çocukların hepsi konuşmayı kesmişlerdi ve sessizliğe bürünmüştü ortalık. Ertesi sabahsa bu grup hep birlikte otelden ayrılmışlardı. Ama bugün müfettişler bu hikayeyi inandırıcı bulmuyorlar. Çünkü bu kadın yıllar boyunca bu yaşadığı şeyi polise bildirmemişti. Yangından, daha doğrusu bu olay, söylediği olay yaşanmasından 5 yıl sonra ortaya çıkmıştı kendisi. Bu yüzden hani dikkat çekmeye çalıştığını vesaire düşünüyorlar. George ise ipuçlarının geldiği yerleri bizzat takip etti ve hangi şehirden nasıl bir ipucu geldiyse ona göre o şehirlere gidip ziyaret etti. Missouri'den bir kadın Martha'nın orada bir manastırda tutulduğunu iddia etti. Texas'ta bir bar patronu da birkaç yıl önce Batı Virginia'da Noel arifasında çıkan bir yangınla ilgili suçlayıcı açıklamalar yapan iki kişiyi duyduğunu iddia etti. Ama her ne kadar bunları hani George takip etse bile bu ipuçlarından hiçbir şey çıkmadı. Daha sonra George, Jenny'nin Florida'da yaşayan bir akrabasının kendi çocuklarına benzeyen çocukları olduğunu duydu. Ve gidip o çocukları da görmek istedi. Hatta o kadar bu konuda kararlıydı ki aile onun George'un çocukları olmadığını bu çocukların kanıtlayabilmek için DNA testi yaptırdı. Yani DNA testi yaptırılıyor muydu o zaman da bilmiyorum ama şimdi öyle dedim, bir an bir gaza
gelip net bir şekilde bilimsel olarak kanıtlanması gerekiyordu ve bu şekilde kanıtladılar. George anca o zaman vazgeçti. 1967 yılında George başka bir ipucunu araştırmak için Houston bölgesine gitti. Bu araştırdığı ipucu da bir kadından gelen mektupla alakalıydı. Kadın mektupta Louis'in bir gece çok fazla içtikten sonra kimliğini açıkladığını söylemişti. Yani çocuklardan birisi olan Louis'in. Ve kendisi Morris ile Louis'in Texas'ta bir yerde birlikte yaşadıklarına inanıyordu. Ancak George ve damadı Grover Paxton her ne kadar kendisine ulaşmaya çalışsalar bile bu mektuptan sonra onu bulamadılar. Yani onunla konuşma fırsatları hiç olmadı. Bölgedeki polis Morris ve Louis'i bulmayı başardı. Ama bu iki adam onların kayıp oğulları olduklarını inkar ettiler. Ve yıllar sonra damadı Paxton'un söylediğine göre George ölene kadar bu inkar ettikleri şey aklının bir ucunda hep kalmıştı. Acaba onlar oğullarım mı diye düşünmüştü. Ve o yıl aldıkları bir başka mektupsa Soder ailesine en azından çocuklarından Louis'in hayatta olduğuna dair bir umut ışığı verdi. Çünkü bir gün Jenny bir postada kendisine gönderilmiş, Central City, Kentucky'de postalanmış ve iade adresi olmayan bir mektup buldu. Ve içinde hayatta kalsaydı 30'lu yaşlarında olacak olan Louis'inkine çok benzeyen özellikleri olan 30 yaşlarında genç bir adamın resmi vardı. Arkasında da bir yazı vardı. Onlar da şu şekildeydi. Louis Soder, kardeşim Frankie'yi seviyorum. Küçük çocuklar. A901, 32 ya da 35. Aile bunun üzerine Central City'ye gitmesi ve mektubu incelemesi için ayrı bir özel dedektif tuttu. Ama bu özel dedektif o Soder ailesine hiçbir zaman rapor vermedi. Ve daha sonra her ne kadar dedektife ulaşmaya çalışsa bile aile bunu başaramadılar. Resim yine de onlara umut veriyordu ve bu ilan panolarına da o fotoğrafı koymaya başladılar. Ama sadece işte Central City bilgisini gizlediler. Hani Louis'i birisi bulmasın, güvenliği tehlikeye girmesin diye. Ayrıca evlerindeki şöminenin üzerine de böyle büyüterek öyle astırdılar fotoğrafı. George daha sonra bir röportaj verdi ve röportajında şunları söyledi. Taş bir duvara çarpmış gibi hissediyoruz. Daha ileri gidemiyoruz. Yine de devam etmeye sözümüz var. Bizim için zaman daralıyor. Ama sadece bilmek istiyoruz. Yangında öldülerse ikna olmak istiyoruz. Aksi takdirde onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz dedi. Ve maalesef George Soder 1969 yılında çocuklarına ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeden hayatını kaybetti. Jenny ve hayatta kalan diğer çocukları ise araştırmalarına devam ettiler. Devam etmeyen tek kişi oğullarından John'du ve kendisi bu yaşananları kabul edip hayatlarına devam etmekten başka bir çareleri olmadığını, aramanın daha fazla detaylarına inmenin onlara bir fayda sağlamayacağını düşünüyordu. George'un ölümünden sonra Jenny aile evinde kalmayı tercih etti ve evin etrafına çitler çekti, yeni yeni ek odalar ekledi. Hayatının geri kalanında da bu eski evin bulunduğu bahçe, hani çiçek anıt bahçesine çevrilmişti demiştim ya, oradaki çiçeklere dikkatli bir şekilde bakmaya devam etti ve her zaman simsiyah giyindi ve bu da aslında yasının temsiliydi onun için. Ve 1989 yılında Jenny de hayatını kaybetti. Onun ölümünün de ardından aile artık reklam panolarına astıkları ilanları indirme kararı aldılar. Hayatta kalan ailenin çocukları, kendi çocukları vardı artık onların da. Onlar da davayı duyurmaya ve ipuçlarını araştırmaya devam ettiler. Kendileri yaşlı Fayetteville sakinleriyle de birlikte Sicilya mafyasının George'dan zorla para almaya çalıştığını ve çocukların planlanan kundaklamayı bilen ve evi terk ederlerse güvende olacaklarını söyleyen birisi tarafından alınmış olabileceğini teorileştirdiler. Muhtemelen İtalya'ya geri götürülmüşlerdi. Aile eğer çocuklar bunca yıl hayatta kalsaydı ve ebeveynlerinin ve kardeşlerinin de hayatta kaldıklarının farkında olsaydılar, onlara zarar vermemek için temastan kaçılmış olabileceklerine inanmakta. Ailenin en küçük üyesi olan Sylvia Soder Paxton ise 2021 yılında hayatını kaybetti ve yangın gecesinin en eski, yani daha doğrusu ilk anısı olduğunu söylüyordu. Evden ayrılan en son çocuk oydu söylediğine göre ve yıllar geçtikçe babasıyla sık sık geç saatlere kadar oturup
herkesi kurtarabilselerdi neler olabilirdi, farklı bir hayatımız olur muydu diye konuşuyorlardı. Ayrıca Sylvia'nın kızı da 2006 yılında şunları söyledi bu konu hakkında. Büyük annem ve büyük babama hikayenin ölmesine izin vermeyeceğine ve elinden gelen her şeyi yapacağına annem söz verdi dedi. Ve Sylvia da zaten hiçbir zaman kardeşlerinin hayatını kaybettiğine inanmadı. Onların bir şekilde bir yerde hayatta olduklarını düşünüp buna dair ipuçlarını araştırmaya devam etti. Evet arkadaşlar, Soder ailesinin de davası bu şekildeydi. Çocukların dediğim gibi ne olduğu hala bilinmemekte günümüzde. Ve artık bu dava tamamen soğuk davalar arasında girmiş durumda diyebiliriz. Unutulmaya yüz tutmuş bir halde. Ama internetteki araştırmaya devam eden ve bunu konuşmaya devam eden insanlar sayesinde bugüne dek hala hepimizin görüldüğü üzere aklında ve dilinde yer etmeye devam etmekte. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce başlarına ne geldi bu çocukların? Hani krematoryumdakinden bile kat kat az olan bir sıcaklıkta, çok daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiş olan bir yangından bahsediyoruz. Ve bu gerçekten nasıl bütün kalıntıları yok edebilir? Ailenin uğradığı tehditlerin acaba bununla bir alakası var mıydı? Yani benim o kadar kafam karışıyor ki şahsen. Mesela bulunan omur kemiklerinin sadece bir kişinin, hepsinin aynı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması da bence çok çok ilginç bir durum. O zaten o aileden, çocuklardan birisine ait olsaydı tabii ki de farklı farklı çıkarlardı ama başka bir yerden getirilmiş oldukları ortaya çıkıyor bu şekilde. Ama dediğim gibi yani çok çok kafam karışık açıkçası bu dava konusunda ve sizin fikirlerinizi de öğrenmeyi isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne düşündüğünüzü, teorilerinizi, daha fazla bilginiz varsa bilgilerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.